Lola doktor oluyor. Lola'nın hastaları sıraya girmiş bile. Hastalarını iyileştirirken Lola'ya yardım eder misin? Royal Bee, Swag, Lady Diva. Üçünüz de mi hasta oldunuz? Ne? Salgın hastalık mı? Merak etmeyin, doktorumuz Lola sizi iyileştirecek. Çünkü Lola doktor oluyor. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Güzel bir pazar sabahından herkese yeniden sevgiler, selamlar. Biliyorsunuz ki geçenlerde A101'de başıma kötü bir olay geldi arkadaşlar. Biraz talihsiz bir olay. Kısaca hemen bahsetmek istiyorum. 100 lira oyuncak challenge yapıyorduk ve benim LOL bebeklerden haberim yoktu. Annem beni A101'e götürdü ve dedi ki LOL bebekler varmış. Ben de Lolas görünce sandım ki herhalde çakma LOL'ler ve bunu aldım arkadaşlar. Pişman mıyım? Değilim. Çünkü hem bunu almış oldum hem de bir tane orijinal LOL Little Sister Hey Girls almış oldum ve bana çok özel bir bebek çıktı. O yüzden çok çok mutluyum. Daha sonra ben LOL'ümü açtım. Annem açtı. Videomuzu çektik. Sizinle videomuzu paylaştık. Bana bir haber geldi arkadaşlar. Şok olacaksınız. Hazır mısınız? Tahminlerinizi hemen yazın. Bekliyorum sizi. Haber şu. Lorzanya'dan beni aradılar. Lorzanya'da büyük bir salgın hastalık başlamış arkadaşlar. Ve o hastalığın ilacının bulunması için de benden bir doktor istediler. Biliyorsunuz ben de doktorlar çok meraklıyım. Hani tıp okumak falan istiyordum ya arkadaşlar ta bir zamanlar. Bu yüzden Lola doktor oluyor setinin de bende olduğunu hatırlayınca hemen Lola'yı kaptım geldim. Bugün Lola ile birlikte hasta olmuş 3 bebeğimizi iyileştireceğiz. Ve aynı zamanda da Lola'mıza kavuşmuş olacağız. Hasta olmuşlar da Royal Bee, Swag ve Lady Diva'ymış. Nasılsınız kızlar? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Swag'cim senden başlayalım. Merhabalar. Ay ben bir gün alışverişe gidiyordum yine bir dolarlarımı harcamaya. Ay evden çıkarken boğazıma bir ağrı girdi. Sürekli böyle öksürüyorum işte ne yapacağımı bilemiyorum. Lola mıydı ha neydi doktor hanım lütfen bana bir ilaç verir misiniz? Hastalığım geçsin. Ay Swag'cim teşekkür ederim. Çok kötü olmuşsun sen gerçekten. Konuşma yorma kendini. Lady Diva sen nasılsın? Ay Buse ablacığım. Ay nefes alamıyorum. Sürekli hapşırıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Bana yardım et lütfen. Aa arkadaşlar şokum şu anda. Lady Diva bu ne hal? Hapşırmaktan konuşamıyorsun bile. Royal Bee lütfen sen biraz daha iyi ol. Buse'cim çok üşüyorum. Titriyorum. Lola yardım et bana Lola. İlaç mı vereceksin? İğne mi yapacaksın? Ay ben iğneden de çok korkarım ama titriyorum. Hava kaç derece Swag? 40 dereceymiş bugün Royal Bee. Bugün çok sıcak olacakmış. Ne? 40 derece mi? Ama ben çok üşüyorum. Donuyorum. Buse abla bana bir yorgan getirir misin? Arkadaşlar ben şok. Ben şok, ben iptal şu anda. Ay kızlarımız çok hasta. Bir an önce Lola'yı kutusundan çıkarmam lazım. Ve onunla biraz alıştırma yapıp hemen bebeklerimi iyileştirmem lazım. O zaman Lola gelsin ve açılmaya başlasın. İşte karşınızda Doktor Lola. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım açık konuşacağım. Ben 100 liramın yani koskoca 100 liramın yarısını Lola için harcayınca yani 50 lira bu bebeği verince annem biraz benimle dalga geçmişti. Çünkü hem Lolu Lola sanıp bunu almıştım hem de yani sonuçta Lola yani arkadaşlar. Kaliteli bir bebek olmadığını düşünmüştü. Ama ben gerçekten çok beğendim. Bir kere zaten boyutu ne American Girl boyutu, ne Barbie bebek boyutu, ne LOL OMG boyutu. Boyutu çok güzel. Böyle hiçbir yerde olmayan eşsiz bir boyutu var. Bacaklarının kalınlığı. Hani biliyorsunuz çakma Barbie bebeklerin en önemli özelliği ne olur? Çırpık gibi bacaklarının olması. Bu gayet güzel. Babetleri falan ayağından çıkıyor ve gayet kaliteli. Elbisesine bakalım. Elbisesi bir doktor önlüğü ve önden cırcırtlı tek parça. Bu da gayet güzel. İç çamaşırı var. Çocuklara uygun olmayan hiçbir şey yapmamışlar. Üstü tek parça. Tam bir doktor önlüğü. Cepli mepli. Kolları falan çok güzel. Yüzüne ve saçlarına gelince gözleri içeri oyulmuş ve yerleştirilmiş hareket etmiyor. Kirpikleri yok. Çizme. Saçlarının kahkülü var. Suratı çok tatlı. Yumuşak arkadaşlar. Ve ben suratının şeklini çok beğendim. Burnu, ağzı çok gerçekçi. Saçlarına bayıldım. Evet doku olarak kaliteli olmayabilir ama çok gür yapılmış ve şekilli bir şekilde toplanmış. Yani bakın şöyle yukarıdan toplamışlar ve dalgası falan harika. Şimdi aksesuarlarımızı inceleyelim. Bir tane ateş ölçerimiz var. Şu an 37,5 derecede ölçmüş bile. Şuraya bir sticker yapıştırmışlar. Böyle bir ateş ölçer. Bir tane şırınga var. Şırınganın üzerinde 1'den 8'e kadar numaralar var. Ve şırıngamız da gayet kaliteli.
Kötü değil, güzel, beğendim. Bir tane el aynası var. Bu aslında dişler için arkadaşlar. Hastanın ağzının içinde göremediğimiz yerleri bu aynayla görüyoruz. Bu da hastanın dilini aşağıda tutmak için. Biliyorsunuz dilimiz ister istemez yukarı kaçabiliyor yani böyle ağzımızın içindeyken ya da ağzımızı açtığımız zaman. Doktorlar bununla dilimizi tutuyorlar ki boğazımızı daha rahat gözlemleyebilsinler. Ve bir steteskop. Klasik çocuk oyuncak steteskoplarından. Şuraya göstermelik bir kablo koymuşlar. Yani şu iki parçayı güzelce ayakta tutabilmek için. Ve o kablo sanki buradan devam ediyormuş da kalbimizi sırtımıza dinleyecekmiş gibi. Gayet güzel, beğendim arkadaşlar. Ama 50 liraya değer mi? Hep birlikte değmez. Bence de değmez arkadaşlar. 30 lira olsaydı alırdım kesinlikle. Hani çocuğuma da alırdım, kendim de oynardım. Ama 50 lira olduğu için maalesef hayır arkadaşlar. 50 lira mı? LOL Lil Sister'lara değerlendirebilirim. Hani LOL Here Goes Lil Sister mı? Hem Lil çıkacak hem Pets çıkacak. Ya da LOL asma. Tabii ki de Lil Sister'lar dediğinizi duyar gibiyim. Tamam, daha fazla konuşmuyorum ve ilk hastamız gelsin. Hoş geldiniz hanımefendi. Neyiniz var? Merhaba doktor hanım. Ben az önce söylemiştim ama siz duymadınız galiba. Kutunun içinde ses geçmiyor galiba. Ay ben böyle sürekli öksürüyorum sabahtan beri. Tam alışverişe çıkacaktım ki böyle bir öksürük krizi tuttu. Ne yapacağım bilmiyorum. Anladım hanımefendi. Hemen bir kontrollerinizi yapalım. Ağzınızı açar mısınız? Görebiliyor musunuz? Boğazında bir şey var mı? Bir de ateşinizi ölçelim. Ay gıdıklanıyorum ama. Ay çok gıdıklanıyorum. 37,5. Aslında ateşiniz yok. Bir de şöyle sırtınızı dinleyelim. Ay hanımefendi, saçlarınıza ne kadar gürmüş. Sırtınıza ulaşamadık bir türlü. Dinliyoruz. Derinlere nefes alır mısınız? Öksürmemeniz lazım, diyemiyorum. Oluyor mu? Oldu oldu hanımefendi. Tamam, daha fazla kendinizi yormayın. İsminiz neydi? Svek benim ismim. Svek Hanım. Size birkaç sorum olacak. Aslında bakınca cevabını görebiliyorum ama yine de sorayım ben. Yani çok fazla parayla haşır neşir oluyor musunuz? Tabii ki de haşır neşir oluyorum. tamam yani illa oluyorsunuzdur. Üzerinizden anlıyorum ama nakit paradan bahsediyorum. Yani kağıt paralarla haşır neşir oluyor musunuz? Ya ay bunu söylerken utanıyorum aslında. Aslında ben tabii ki de kredi kartı kullanıyorum. Ama kredi kartımı kaybettiğim için bu aralar nakit para kullanıyorum. Doğru. Ne olmuş? Evet, nereden de bildim. Mikrop kapmışsınız. Bu nakit paralardan geçen bir mikrop. Sizin gibi bol bol para harcayan, bir kolyesine 1500 dolar veren hanımefendilerin başına sık sık geliyor. Siz tabii kredi kartı harcadığınız için sürekli elinize nakit para geçince böyle mikrop kapıyorsunuz. Olsun Sebek Hanım. Ben şimdi size bir ilaç yazacağım. Birkaç güne geçer. Ay demek öyle doktor hanım. Çok teşekkür ederim. Ay bir iki gün böyle mi olacak şimdi? Alışverişe de çıkamayacağım. Öf. Allah Allah. Allah başka dert vermesin. Ne diyeyim? Sıradaki. Hoş geldiniz hanımefendi. İsminiz? Lady Diva. Doktor hanım. Nasıl bilmezsiniz ya? Ay Diva Hanım, konuşamıyorsunuz siz. Evet, özür dilerim, kusura bakmayın, tanıyamamışım. Ben sizin şarkılarınızı çok severim. Aslında arkadaşlarım nasıl sevdiğimi anlamıyor. Sürekli detone olduğunuzu falan söylüyor ama ben seviyorum sizi. Ne? Detone mi oluyormuşum? İftira yahu. Hiç detone olur muyum ben? Ay Diva Hanım, konuşamıyorsunuz bile. Neyiniz var diyeceğim de hıçkırıyorsunuz galiba sürekli. Hıçkırığınız geçmiyor bir de. Böyle birkaç gün geçmeyen hıçkırıklarda ateşe falan bakmam lazım. Gelin bir ateşinizi ölçelim. 37,5. Ateşiniz yok. Bir şöyle ağzınıza bakabilir miyim? Ay bakamadım bile. Tamam şöyle yapalım. Ben şimdi size güçlü kuvvetli bir hıçkırık geçirici yazayım. Eğer geçmezse yarın tekrar gelirsiniz. Tamam doktor hanım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ay yazık ya. Diva Hanım'a bakın, siz konuşamıyor bile. Ay neyse. Bugün de ne değişik bir gün. Sıradaki. Hoş geldiniz hanımefendi. Geçmiş olsun. İsminiz nedir? Ben Royal Bee Doktor Hanım. Ay Bee Hanım, neyiniz var böyle? Ay üşüyorsunuz. Ay ben sizi böyle deri ceketli görünce bile terlemeye başladım. Üşüyor musunuz gerçekten? Doktor hanım, gerçekten çok üşüyorum. Ay durun hemen bir sizin ateşinize bakalım. Sizin durumunuz acil gözüküyor. Ateşiniz 39 derece Bee Hanım. Ve siz böyle çantanızı kolunuza takmış.
Gümüş gözlüklerinizi gözünüze takmış dışarıda geziyor musunuz? Sizin ilaçlarınızı alıp evinize oturup biraz dinlenmeniz lazım. Doktor hanım, ne yapacağımı bilemiyorum. Çok üşüyorum. Ay, Buse abla bana yorgan getirecektin. Hala getirmedin. Donuyorum ben burada. Yok yok, yorgan morgan sizi geçirmez. Ben şimdi size güzel, kuvvetli bir ilaç yazıyorum. O ilacı sabah akşam içiyorsunuz. Bir de oturuyorsunuz, ıhlamur, çay, papatya çayı gibi çaylar içiyorsunuz. Boğazınızı yumuşatıyorsunuz. Verdiğim ilaçları güzelce uyguluyorsunuz. Sakin bir film açın. Geçin koltuğa. Filminizi izlerken rahat rahat dinlenin. Yaklaşık 1-1,5 gün dinlenin. İlaçlarınızı için, hastalığınız geçecektir. Ay, öyle mi diyorsunuz doktor hanım? Çok teşekkür ederim. O zaman ben hemen gideyim de ilaçlarımı alayım. Ay, donuyorum. Ay, bir hanım da bayağı kötüydü. Umarım iyileşir. Sıradaki yok mu? Mesai bitti mi yani? Süper. O zaman şimdi gidip arkadaşlarımla buluşup bir pasta yiyeyim. Karnım da çok acıktı. Bugün çok çalıştım. Hemşire Buse, ben çıkıyorum. Kliniği benim için toplar mısın? Teşekkür ederim. Hayattaki şansım arkadaşlar. Doktor gider, hastalar gider. Benim işim de buraları toplamak. Hayattaki şansım deyip artık veda ediyorum arkadaşlar. Bence çok eğlenceli ve güzel bir video oldu. Lola'yı da çok sevdim bu arada. Böyle doktorculuk oyunlarını onunla oynayabilirim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceli kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşça kalın.